Habibin sevgili dostu Yemen ellerinde Veysel Garani Yemen ellerinde Veysel Garani Söylemez yalanı Yemez haramı Yemen ellerinde Veysel Garani Yemen ellerinde Veysel Garani Seherde kalkıp ben yola giderdi Hakkın bin bir ismin zikrederdi Hakkın bin bir ismin zikrederdi Allah Allah deve güderdi Yemen ellerinde Veysel Garani Yemen ellerinde Veysel Garani Elinde asası hurma dalından Sırtında hırkası deve yününden Sırtında hırkası deve yününden Asla hata gelmez onun dilinden Yemen ellerinden Veysel Garani Yemen ellerinde Veysel Garani Ağzına Ağabeyim, sağlık çok güzel. Veysel Garani Hazretleri Allah ondan razı olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için biliyorsun annesinden evet. izin istiyor. Evet. Annesi diyor ki evladım git eğer yoksa geri dön. Tabi dediği mesafe çok uzun bir mesafe. Tabii. Belki bir aylık mesafe. Mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine geliyor. Hanımı çıkıyor. Evet. Şu anda burada yok diyor. Ondan sonra mübarek bekleyin diyor işte. Hani gelir falan diyor ki annem evet. bu kadar izin verdi. Tekrar geri dönüyor. Tabi Veysel Garani Hazretleri çok büyük bir hediye ile Peygamber Efendimiz'in hırkasını hediye gönderiyor. Peygamber evet. Efendimiz kendisine evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok mübarek bir zat. Allah ondan razı olsun evet. diyoruz. Ve onu anlatan güzel bir Yemen ellerinde Veysel evet. Garani Hazretleri diye bir ilahiyle başladık. Çok güzel hocam. Bir ilahi. Ağzına sağlık. Hocam Allah dostları çok. İşte Mustafa tabii. Devati Hazretleri evet. gibi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi. Yani insan onların türbelerine gittiği zaman onların feyzine, bereketine doyamıyor. Tabii Eyüp Sultan Hazretleri. Eyüp Sultan tabii. Hazretleri gibi. Yani biz evet. o türbelere gidiş nedenimiz o mübareklerin Allah yolunda yaptıkları hizmetler, tabii. feyiz ve bereketlerinden biz de faydalanabilmek için gidiyoruz. Tabii ki. Ve onlara Fatiha okuyoruz. Ya Rabbi bunlar burada çok güzel hizmetler yapmışlar. Sen de onlardan razı ol anlamında tabii. türbelere başında Fatiha okuyoruz. Evet. Feyiz ve bereketinden faydalanmak için. Tabii hocam. Ki. Yani evet. bu insanlar tasavvuf yolunda işte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Mustafa Devati Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, Mevlana Hazretleri, Emin Tokat Şems Hazretleri, Emin Tokati Hazretleri gibi çok zat var hocam Türkiye'de. Evet. Bunlar hep insanları iyiliğe, güzelliğe, sevk kardeşliğe tabii. sevk etmek için, Kur'an'a ve hadise sevk etmek için çalışmışlar. Tabii. Hiçbir maddi kazanç beklemeden, hiçbir tabii. maddi karşılık beklemeden gönül dostluğuyla uğraşmışlar hocam. Yani evet. bu insanların fiziki alemle pek bir işleri olmamış. Ya fakirleri doyurmuşlar, fakirleri doyurmuşlar, yedirmişler. Hocam. Kur'an hizmeti yapmışlar. Evet hocam. Evet. Gönül manevi, gönül hastalarına şifa olmuşlar. Tabii ki. İnsanları düşmanlıktan uzaklaştırmışlar. İnsanları evet. kinden, nefretten uzaklaştırmışlar. Evet, güzelliğe i̇nsanları sevk etmişler. Güzelliğe sevk etmişler. Evet. Sevk ettikleri noktada Kur'an ve Peygamber Allah Efendimiz'in evet. hadisleri hocam. Evet. Başka bir evet. şey yok yani. Onun için Allah dostlarına kelam ederken çok dikkatli olmak lazım. Evet, yani evet. onlar çünkü Eyüp Sultan Hazretleri hocam düşünebiliyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Kaç yaşında İstanbul'un fethi için geliyor. Sahabe evet. ordusuyla birlikte şehit burada şehidü evet. ela oluyor. Ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabası. Evet. Çok değerli bir zat. Ayağının tozunu öperiz yani. Tabii. O derece çok değerli bir zat. Allah ondan razı olsun diyoruz evet. hocam. Evet hocam. Biliyorsunuz yine tasavvuf aleminde Edebali Hazretleri var.
Çok değerli bir zat. Çok değerli bir Allah dostu. Aynı zamanda Osman Gazi'ye de nasihat vermiş. Onunla birlikte olmuş, konuşmuş, sohbet etmiş bir zat. Tabii Osmanlı'nın kuruluşunda değil çok mi? Büyük Osmanlı, emeği var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da çok büyük emeği olan zatlardan bir tanesi. Tabii Mübareğin tabii çok güzel sözleri var. Evet. Hocam isterseniz Şeyh Edebali Hazretleri'nin çok güzel, ağzına sağlık. Güzel sözler söylemiş. Evet. Onlardan bir tanesini okuyalım. Tabii ki. Diyor ki, cahil ile dost olma. İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Evet. Saygısız da dost olma. Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez, üzülürsün. Evet. Aç gözlü ile dost olma. İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Görgüsüz de dost olma. Yol bilmez, yordan bilmez, kural bilmez, üzülürsün. Evet. Kibirli ile dost olma. Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün. Ukala ile dost olma. Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün. Namertle dost olma. Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün. Çok güzel. Hocam Edebali Hazretleri çok güzel böyle bir şey yazmış. Hakikaten de hepsi satır satır çok doğru şeyler hocam. Çok önemli ve çok doğru şeyler. O yüzden yani... bu insanların, bu değerli insanların eserlerini okudukça insan çok böyle geniş bir ruh alemine, tabii ki, güzel bir aleme hocam giriyor. Hocam biliyorsunuz Akşemseddin Hazretleri mübarek zat müderrislik yapıyormuş tabii. Ondan sonra. Tabii kendisine epeyce bir zaman müderrislik yaptıktan sonra bazı kişiler tabii kendisi bir yine ders alabilmek için bir üstad arıyor, bir tasavvuf evet. üstadı. Kendisine diyorlar ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yanına git. Ondan sonra o da hemen hocam yola düşüyor. Ondan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bulunduğu şehre geziyor. Diyor ki, Hacı Bayram Veli Hazretleri nerededir? Evet. Diyor ki çarşıda işte. Bakıyor ki Hacı Bayram Veli Hazretleri adamlarıyla dükkanlardan para topluyor. Evet. Tabii gönlünden diyor ki benim aradığım kişi bu olamaz. Yani evet. Isınmıyor gönlü. Evet. Ondan sonra yani o para toplama şeklini anlayamıyor o tabii. Tabii. Ondan sonra neyse hocam geri dönerken bir kervansarayda gece kalıyor. Ondan sonra bakıyor ki bir uzun zincir var. Zincirin bir kısmı kendi boğazında, bir kısmı da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elinde çekiyor. Allah Allah. Allah Allah diyor ya. Tabii bunun artık yoruma gerek yok. Yani sen Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yanına gitmelisin. Tabii bunun talebesi olacak. Hocam tekrar pişman oluyor, geri dönüyor. Bu sefer Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahının bulunduğu mevkiye geliyor. Ondan sonra diyorlar ki, Hacı Bayram Veli Hazretleri bize gösterir misiniz falan. Diyorlar ki bakın şurada işte talebeleriyle birlikte şey yaşıyor. Tarla yaşıyor. Yani. Efendime söyleyeyim. Neyse. Mübarek tam böyle efendim diyor işte özür dilerim ben sizin yanınıza gelmiştim. İşte görüşemedik falan bilmem ne. Hiç kendisiyle konuşmuyor tabii. Evet. Ondan sonra o orada bekliyor. Yani bir müddet epeyce bir zaman bekliyor. Neyse tabii daha sonra akşam üzeri olmak üzereyken Hacı Bayram Veli Hazretleri de müritlere yemek geliyor. Hacı evet. Bayram Veli Hazretleri taksim ediyor bütün müritlere yemeği. Daha sonra bahçede köpekler var. İşte evet. onların önüne de yemek koyuyorlar. Hocam Akşemseddin Hazretleri gidiyor köpeklerin bulunduğu yere. Oraya oturuyor, onlarla beraber yemeye başlıyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki, evlat diyor, gönlümüzü kazandın, gel. Yani mütevazilik. Hoşgörü, kendini beğenmeme evet. olayı. Çok iki değerli zat hocam birbirinden. Tabii, yani bu zatlar hakikaten çok büyük emekleri olan zatlar. Tabii. Hacı Bayram Veli Hazretleri aynı zamanda Ankara'nın gönül sultanlarından. Gönül sultanlarından. Ankara'da evet. Mübareğin dergahı. Evet. Ve aynı zamanda da Akşemseddin Hazretleri'nin daha Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne yanına gittikten evet. sonraki hatıraları var. Yazmış tabii, kendisi tabii, oradaki tabii. aldığı şeyler. Bitmiyor hocam. Derya. Tabii, tabii. Derya. Hocam isterseniz programımızı bitirirken yine Edebali Hazretleri'nin bir sözüyle bitirelim. Tabii ki. Diyor ki, üç kişiye acımak lazım. Birincisi cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene. Tabii çok. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.